Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 4 Aralık'ta Türkiye saatine göre sabah 10.44'te Yay burcunun 12 derecesinde yeni ay ile beraber güneş tutulması yaşayacağız. Yılın son tutulması, aynı zamanda son 1,5 yıldır yaşadığımız ikizler yay aksındaki son tutulma. Önümüzdeki 9 yıl artık Yay burcunda, ikizler burcunda bir tutulma yaşamayacağız. Önümüzdeki tutulmalar Akrep Boğa aksında devam edecek. Evet, her tutulma bir güneş tutulması bir yeni aydır. Tabii ki hayatımıza yeni kapılar açar, yeni farkındalıklar verir. Bir şekilde kadersel anlamda bizi bir noktadan bir noktaya taşır. Şimdi bu tutulma değişken burçlarda olduğu için özellikle değişken burçlarımız daha fazla etkilenecektir. Yay burcu, ikizler burcu, balık ve başak burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulma 12 derecede olacağı için artı eksi 5 alabilirsiniz bunu. Yani 7 derece ile işte 17 derece arası olarak alabilirsiniz. Değişken burçlarda güneş burcunuz, yükselen burcunuz var mı? Özellikle bu burçlarda güneşi ve yükselenleri olanlar tabii ki çok daha güçlü etkiler alıyorlar. Kişisel doğum haritalarımızda değişken burçlarda gezegenlerimiz de olabilir. Ay burcumuz olabilir, Merkür olur, Venüs olur, Mars olur. Eğer bu derece yakınlarında, 12 derece yakınlarında bulunuyorlarsa, o gezegenin bulunduğu ev konuları ve gezegeni sembolize ettiği konularla da ilgili yine tutulma tesirli olacaktır. Bunları takip etmekte fayda var. Her güneş tutulması en az bir 6 ay. Yani bir sonraki güneş tutulmasına kadar gündemimizi belirler ve önümüzdeki 2022 Mayıs'ına kadar bu yay tutulmasının tesirleri aslında büyük planda etkileyici olacak diyebiliriz. An haritasında Türkiye'ye göre Oğlak Burcu yükseliyor. Yani bir yandan yay burcuyla beraber doğum haritalarınızda Oğlak Burcu'nun bulunduğu ev konularının da bu tutulmayla tetikleneceğini ve oralarda da bazı enerjilerin değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Yay değişken bir burçtur ama ateş elementidir. Yani güçlü, iyimser, özgüvenli, deneyimsel, motivasyonu yüksek, cesur bir enerjisi vardır yayın. İnançlarımız, düşüncelerimiz, hayata bakışımız, felsefelerimizle ilgilidir. Yüksek öğrenim, akademik konular, hukuksal konular, din ve inançlar, uluslararası konular, yurt dışı ve özellikle uzak seyahatler, deniz yolculukları, hava yolculukları yayla ilgilidir. Tüm kültürel faaliyetler, iletişim, özellikle medya, basın, günümüzde tabii ki sosyal medya, bilişim alanları yine yay burcuyla ilgilidir. Askeri konularla da ilgilidir yay burcu. Ve kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da bu konu ve temalarda daha fazla gündemlerin olması, daha fazla tabii ki bazı dikkat çekici gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz. Ülkemizin 6. evidir Türkiye horoskopunun. 6. ev kamu alanı, hizmet sektörü, işte bunlar ülkemizin işçileri, memurları, tüm kamuda çalışanları, sağlık sektörü, aynı zamanda güvenlik güçleri, ordumuz, askerimiz, polis, jandarma, bunlar 6. ev konularıdır. Yükselendeki Oğlak'ta 7. evimizde yer alıyor ki bu ülkeler arası ilişkiler, müttefik ülkeler, aynı zamanda açık düşmanlıklar, rakipler ve politik bazı ülkeler arası siyasi bağlantıları, ülkeler arası ilişkileri yönetir. Bu durumda özellikle ülkemiz için askeri alanda muhtemelen ordumuzla ilgili bazı önemli gelişmelerin olması ve bunun dış ilişkilerimizi, ülkeler arası ilişkilerimizi etkilemesi mümkün görünüyor. Yani bu güneş tutulması özellikle tabii Jüpiter şu anda Kova burcunda, yani natal haritanın da 9. evini etkiliyor. Biraz daha uzaklar, aynı zamanda denizler, yurt dışı konuları, bu alanlarda da güçlü bazı etkiler getirecektir. Askeri alanda bazı hareketliliklerin olması mümkün. Ekonomik anlamda da güçlü tesirlerle tabii ki karşılaşabiliriz. Çünkü tüm kamu alanı ve kamu çalışanları da bu tesirleri alacak. Onların ihtiyaçları, günlük hayatları, genel şartları, çalışma koşulları, buralarda bazı düzenlemelerin olması ya da ekonomik bazı kararların alınması mümkün. Ancak özellikle Plüton'un, Venüs'ün Oğlak Burcu'nda olması, özellikle dış ilişkilerin,
ülkeler arası bazı siyasi, politik veya ekonomik bağlantıların bizim iç alandaki bu kararlarımızda, kamusal alandaki tüm bu uygulamalarda, düzenlemelerde de önemli etkisi olacağını, hatta bazı güçlü baskılarının olabileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü yay hukuksal konuları da içerir. Belki uluslararası alanda bazı hukuksal konular, burada ülkemizin bazı zafiyetleri de olabilir tabii ki. Bu anlamda gerek hukuksal gerek ekonomik bazı baskılar sonucunda ülke içerisindeki genel olarak yapılacak uygulamalarda, alınacak kararlarda bazı zorunluluklarla bu dönemde karşılaşabiliriz ve askeri alandaki kararlarımızda da veya hareketlerimizde de ülke olarak tüm bunlar etkili olabilir bu dönem içerisinde. Evet, yayın yönetici gezegeni Jüpiter Kova'dadır. Haritanın da ikinci evinde, yani daha çok para, finans konuları, mal varlıklarımız, ekonomimiz, borç alacak konuları, bunları da güçlü bir şekilde etkiliyor bu dönemde. Kişisel hayatlarımızda da özellikle yay burcunun bulunduğu alanları bu tutulma bir şekilde yeni bir aşamaya taşıyacak, hangi evimizdeyse. Buralarda yeni kararlar verebiliriz ve bizim elimizde olmayan daha kadersel tesirlerle, önemli dönüşümlerle de karşılaşabiliriz. Sevgili şimdi, koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yay burcundaki güneş tutulması 9. evinizde meydana geliyor. Aslında son 1,5 yıldır her 6 ayda bir bu alan hareketlendi ve bu süreçte sizin hayata bakışınız, düşünceleriniz, inançlarınız değişmiş olabilir. Yeni kararlar vermiş olabilirsiniz. Ve bu güneş tutulması son bir aşamada olabilir. Özellikle yüksek öğrenim konuları, akademik konular, eğitim hayatınız, yaşamınızda bazı hukuksal süreçler, yurt dışı ile ilgili hedefleriniz, uluslararası konular, seyahatler, bu tutulmanın konuları arasında ve önümüzdeki 6 ay gündemimizde olabilir. Bir eğitime de başlayabilirsiniz. Akademik alandaki hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Örneğin yurt dışında yerleşme, okuma, çalışma, işbirliği, uluslararası işbirlikleri, yine geziler, seyahatler, özellikle uzak seyahatler bu tutulmayla beraber açılabilir. Genel olarak sizi olumlu olarak etkileyen bir güneş tutulması olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? O zaman tesirler biraz daha öne çıkabilir. Yine ateş burçlarında koç, aslan, yay gibi ateş burçlarında iyicil gezegenleriniz Venüs ya da Jüpiter varsa, o zaman çok daha şanslı, daha fırsatlar tanıyan, hayatınızda daha güzel açılımlar getirebilecek bir güneş tutulması olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 8. evinizdeki güneş tutulması son 1,5 yıldır aslında maddi konular, parasal konular, paylaşımlar, eşinizin kaynakları, sizin kazançlarınız, harcadığınız paralar, kazandığınız paralar, biraz böyle para konularını çok gündemde tuttu. Zaman zaman kayıplar da yaşamış olabilirsiniz veya kazanç alanlarınızda bazı yeni kapılar açıldı. Bu tutulma şimdi önümüzdeki 6 aylık dönemi etkilerken bu dönemin de bir nihayete ermesini sağlıyor. Bu tutulmayla beraber evet, eşinizin kaynaklarında değişimler olabilir. İş arıyorsa mesela bir iş bulabilir, kazanç yolları bulabilir. Yatırımlarla ilgili daha önceden bir yatırım yaptıysanız onunla ilgili gelişmeler olabilir. Borçlanma konuları, kredi konuları, hisseli paralar, belki bir borcun ödenmesi, vergi, sigorta gibi bir konu, miras, nafaka gibi bir konu veya eğitim hayatındaki bir burs beklentisi. Bunlarla ilgili konuları da aktifleştirebilir güneş tutulması. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Değişken burçlardaysa bu etkiler artar ve belki biraz daha stres oluşturabilir tutulma tesirleri. Ama özellikle ateş burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa, o zaman daha şanslı, daha kısmetli, parası olarak sizi daha destekleyici açılımlar da olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, evet, meydana gelecek
Yay tutulması sizin için çok önemli. Tam karşıt burcunuzda son 1,5 yıldır aslında bu ilişki dinamiklerinizde önemli ayarlamalar da gündemde. Bu tutulma önümüzdeki 6 ayı da etkileyecek ve bir anlamda ilişkiler ve eşinizle ilgili konu ya da eş partner ilişkilerinizde de şöyle bir son yapılandırmaları da gündeme getirebilir. Evlilik kararları verebilirsiniz, işbirlikleri kurabilirsiniz ya da eşinizin hayatında, partnerinizin hayatında bazı yenilikler olabilir. Belki bazı ilişkilerinizi bitireceksiniz, dönüşümler de olabilir tabii ki ilişkilerle ilgili. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse o zaman sizin için çok daha kadersel, çok daha önemli ilişkileriniz adına, İşbirlikleriniz adına çok belirleyici bir güneş tutulması olacağını söyleyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, yay burcundaki güneş tutulması 6. evinizde olacak. Bu tutulma bir yandan sağlık konularınızı evet aktifleştiriyor. Zaten son 1-1,5 yılı biraz genel sağlığınıza daha fazla dikkat çekmiş olabilir tutulmalar. Sağlıkla ilgili belki bir tedavi, sağlığınızı iyileştirmek adına kendiniz, hayatınızı, yaşam kalitenizi arttırmak adına bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunlar beslenmeniz olabilir, çalışma düzeniniz olabilir, diyete başlamak gibi, spora başlamak gibi örneğin. Evcil hayvanlarla ilgili konular aktif. Yani bu dönemde bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Ya da evcil hayvanlarınızla ilgili bazı etkiler var gündemde. Tüm bunlar olası. Aynı zamanda iş bulmak, bir işe başlamak, mesleğinizde bazı aşamaların olması, mesleğinizle ilgili gelişmelerin, düzenlemelerin olması da mümkün görünüyor. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer 12 derece ve yakınlarında yay, ikizler ya da balık, başak gibi burçlarda gezegeniniz var mı? Varsa özellikle bu etkilerin öne çıkacağını söyleyebiliriz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, sizin için keyifli bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. 5. evinizde meydana geliyor. Bu tutulma aslında son 1,5 yıldır tesirliydi. Bu yay ikizler tutulmaları ve çocuklarınızla ilgili bazı hayatınızda düzenlemeler oldu, değişimler oldu. Bu tutulma da bu anlamda benzer etkiler getirebilir aslında. Aşık da olabilirsiniz. Aşk hayatınız ve romantik konularda da açılımlar var. Yine çocuklarla ilgili yeni aşamalar var. Çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olmak olabilir. Hamilelik, doğum konuları olabilir. Ya da çocuğunuzun hayatında onun eğitimi, geleceğiyle ilgili, onun belki hedefleriyle ilgili bazı açılımlar olabilir. Genel olarak maddi manevi şanslı bir tutulma, sizi destekleyen bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 12 derece ve yakınlarında bir güneşiniz ya da yükseleniniz var mı? O zaman çok güzel bir açı aldığınız için şanslısınız. Değişkenlerde gezegenleriniz var mı? Değişkenlerde varsa evet yine tesir artar. Yani ikizler, yay, balık, başak burçlarında. Ama bazı stresler de olabilir. Yani çocuk konularında, aşk konularında ya da maddi kazançlar alanında stresler de yaratabilir. Çok fazla risk almayın. Özellikle para konularında biraz daha uzun vadeli, daha güvenli adım atmakta fayda var. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, en fazla etkilenen burçlardansınız bir değişken grup olarak tabii ki. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Lütfen kontrol ediniz haritalarınızı. Eğer böyleyse evet, güçlü tesir alıyorsunuz. Yine kişisel doğum haritalarınızda değişken burçlarda başka gezegenleriniz bulunuyor mu acaba? Evet, bunları da kontrol ediniz. Belki Merkür var, Ay var, Mars var. Hani bu da etkileri arttırabilir. Yuva alanınız, ev alanınız etkileniyor. Yani bu tutulma tabii ki son 1,5 yıldır da gündemde aslında. Yani bu dönemde ev, aile konuları biraz sizin için dönüşümler getirdi. Belki ev aldınız, belki taşındınız, belki evlendiniz, belki boşandınız. Belki iş kurdunuz, evde çalışıyorsunuz. Anneniz, ebeveynlerinizle ilgili konular sizin için daha bir gündemdeydi. Buna benzer tesirler olabilir. Henüz etkilenmediyseniz bu tutulmayla belki etkilenebilirsiniz. Artık yuva kurmak, ev almak, satmak, belki taşınmak ya da iş yerinizi değiştirmek. Yani biraz böyle değişim var. Yaşadığınız yer ve mekanlarla ilgili bazı yenilikler olabilir hayatınızda. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, sizin için dost bir burçta güzel bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. 3. evinizde bir güneş tutulması.
Son 1,5 yıldır aslında benzer etkiler verdi. Bu dönemde belki yeni şeyler öğrenmek için, kişisel gelişim için bazı eğitimler aldınız ya da ticari aktivitelerde bulundunuz. Eğitimden de para kazanabilirsiniz. Yani eğitimle ilgili, turizmle ilgili ya da medya ile bağlantılı işleriniz, faaliyetleriniz de olmuş olabilir. Bu tutulma evet yine bir kapı açabilir. Buralarda yeni girişimler olabilir. Şu ana kadar etki almadıysanız belki bu tutulma etkileyecek sizi. Yeni bir şeyler öğrenmek için yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir şeyler yazmak için de iyi bir dönem örneğin. Veya medya ile ilgili, basınla ilgili işler, yine aynı şekilde turizm, seyahatlerle ilgili konular hayatınızda aktifleşebilir ve seyahate de çıkabilirsiniz. Belki yurt dışı da olabilir bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve özellikle değişken burçlardaysa bu etki artacaktır. Birçok terazi biraz daha yakın çevre, kardeşlerle de ilgili etkiler aldılar. Yani kardeşlerin hayatında bazı düzenlemeler oldu ve sizi de etkiledi bunlar. Bazen zorladı. Belki bir hukuksal konunuz var kardeşlerle veya akrabalarla ilgili çözmeye çalıştığınız. Eğer bu sürüncemede olan bir konuysa şimdi bu tutulma bununla ilgili yeni bir döngüyü de başlatabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yay burcundaki güneş tutulması tam para evinizde meydana geliyor. Aslında 1,5 yıldır bu para konuları, kazançlar, gelir gider dengesi, hisseli paralar, paylaşımlar, eşinizin kaynakları, yatırımlar, buralara daha çok odaklandınız ve tutulmalar buralarda belki daha kadersel, yani sizin dışınızda da gelişen etkiler getirdi. Bu güneş tutulması da bu tesirleri gündeme tekrar taşıyabilir. Belki yeni bir aşamaya sizi alacak. Belki şu ana kadar etkilenmediyseniz bu güneş tutulmasıyla etkileneceksiniz. Evet, bir kazanç elde etmeniz, size kazanç getirecek bir işe girmeniz mümkün ama bazı harcamalar da olabilir. Parasal kayıplar da olabilir. Bunu unutmayın. Özellikle borçlanma konularına dikkat edelim. Yatırımlara dikkat edelim. Çok fazla risk almamak da gerekiyor bu dönem içerisinde. Enerjiniz güçlü. Mars çünkü Akrep Burcu'nda bu tutulmada. Dolayısıyla bireysel anlamda girişimde bulunmak için çok cesur davranabilirsiniz. Ama para konularında daha sakin ve mantıklı hareket etmekte fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegeniniz var mı? Varsa bu etkiler, yani maddi konulardaki, parasal konulardaki etkiler sizin için çok daha güçlü olabilir. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, tutulma sizin tutulmanız. Önemli bir dönem, kadersel bir dönem. Bazı yaylar geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde meydana gelen tutulmalardan zaten tesirler aldılar. İşte geçtiğimiz 2020'nin Haziran'ı, 2020'nin Aralık ayı, yine 2021'in Mayıs sonu, bu tutulmalar sizin için önemliydi. Şimdi yay burcundaki son tutulmayı yaşıyoruz. Önümüzdeki 9 yıl tutulma olmayacak. Her tutulma herkesi aynı şekilde etkilemez ama özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Doğum gününüz bir kere 1-10 Aralık arasıysa güneşiniz çok güçlü etki alıyor. Yani sizin için daha kadersel, önemli bir tutulma. Yükselen burcunuzda özellikle 12 derece ve yakınlarındaysa yine çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu tutulmanın benzeri 19 yıl önce de olmuştu. 2002 yılının Aralık ayında. O dönemi de şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Hani nasıl tesirler altındaydınız. Benzer etkiler olabilir. Evet, bu tutulma hayatınıza yeni kapılar açabilir, yeni kararlar alabilirsiniz tabii ki. Çünkü tutulmalar gerçekten hayatımızda değişimler getirir. Bazı yeni insanlarla tanışırız. Hayat düzenimiz değişir. Evlilik kararları olabilir, iş konularında önemli kararlar verebiliriz. Belki taşınabiliriz, yer değiştirebiliriz, ülke değiştirebiliriz. Sağlığımızla ilgili etkileşimler olabilir. Genel sağlık konularına dikkat etmek gerekir ama düşünceleriniz, hayata bakışınız, hayattan beklentileriniz de değişebilir. Mesela hayatınızdaki erkek figürler, özellikle baba gibi, eş gibi, onlar da etkilenebilir bu tutulmada. Güneşiniz etkileniyorsa özellikle. Bunlar hepsi kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre değişebilir ama sizin için önemli ve hayatınızda gerçekten yeni kapılar açacak, bir şeyleri değiştirecek önemli bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yay burcundaki güneş tutulması 12. evinizde. Aslında son 1,5 yıldır benzer tesirler alıyorsunuz. Biraz böyle kişisel anlamda kendinize odaklandığınız, ruhsallaştığınız, hayatın daha mistik, daha spiritüel konularına odaklandığınız bir dönemdesiniz. Ama kültürel anlamda da
verimli bir dönemdesiniz. Yalnız başınıza bir şeyler yapabilirsiniz, yazabilirsiniz, çizebilirsiniz, mesleğinizle ilgili eğitimler alabilirsiniz, ruhsal anlamda önemli farkındalıklar edinebilirsiniz. Güneş tutulması sağlık konularınızı gözden geçirmenize de burada imkan veriyor. Belki sağlığınızla ilgili ya da günlük alışkanlıklarınızla ilgili ya da çalışma koşullarınızla ilgili yeni düzenlemeler yapacaksınız. Alışkanlıklarınız, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız için iyi bir fırsat. Hani bu anlamda bir farkındalık ve güç verebilir size. İyileşme ve hayatınızın kalitesini arttırma anlamında. İş ve mesleki konularda da yine yeni açılımlar getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız var mı? Varsa bu etkiler tabii ki güçlenecektir. Daha bir önemli hale gelecektir. Sevgili kovalar, yükselen burcu kova olanlar. Yay burcundaki güneş tutulması 11. evinizde ve bu sizin için aslında geleceğe dair planlar demek. Programlar, işte umutlarınız, hayalleriniz, dilekleriniz ve projeleriniz. Burada yenilikler olabilir, yeni fırsatlar olabilir, yeni kapılar açılabilir. Size yeni teklifler gelebilir, belki yeni insanlarla tanışacaksınız. Tabii ki çevresel bir değişimin olması, bazı arkadaşlarınızla ilişki dinamiklerinizin değişmesi mümkün. Belki bunları son 1,5 yıldır yaşıyor da olabilirsiniz dönem dönem. Bu tutulma, lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sizi daha çok etkiler. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa tesirler artacaktır. Ateş ve hava burçları özellikle daha olumlu tesirler alıyorlar. Yani siz de destek alan burçlardan birisiniz. Bu tutulmayla beraber gerçekten hayatınıza yeni teklifler gelebilir, yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Yeni çevrelere girebilirsiniz. Hatta özel teklifler bile alabilirsiniz aşk hayatınızla ilgili. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, değişken bir burç olarak en fazla etkilenen gruptansınız. Yay tutulması 10. evinizde, kariyer kader evinde. Dolayısıyla tabii ki hayatınızın önemli bir dönemi. Aslında son 1,5 yıldır da bu etkileri alıyorsunuz. Geçtiğimiz 2020'nin Aralık ayındaki tutulma da önemliydi sizin için. Geçtiğimiz Mayıs-Haziran ayı da önemliydi. Belki de bu tutulma daha önemli. Tamamen kişisel haritalarınızla alakalı. Lütfen kontrol ediniz. Eğer güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa, şimdi bu tutulma sizin için daha tesirli olacaktır. Tutulma ile beraber hayatınızda, kariyerinizde bazı önemli kapıların açılması mümkün. İş değişimleri olabilir, yeni bir işe başlama, kendi işinizi kurma veya bir işiniz var onu kapatabilirsiniz, farklı bir işe yönelebilirsiniz. Kariyer olunca ilişkilerle de ilgili olabilir. Yani evlenerek de kariyerimizde yenilikler olabilir. Hatta bir evliliği bitirip boşanarak da kariyerimizde, toplumdaki statümüzde değişimler olabilir. Taşınmalar, yer değişimleri, bunlar mümkün. Hatta iş hayatımızı etkileyecek bazı işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler de olabilir. Yani güçlü bir tutulma sizin için önemli bir tutulma. Sevgili balıklar, özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu tutulmanın tesirleri çok daha güçlü olacaktır. Ve önümüzdeki Mayıs ayına kadar, Mayıs'ta olacak güneş tutulmasına kadar da bu gündemler yine hayatımızda, yaşamamızda şekillendirici olabilir. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.